Kahre Akademi YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben tarih öğretmeni Özgür Demir. Poster ders notlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3. posteri anlatacağım sizlere. 3. posterin konusu ne? Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde ben burada bir kronolojik cetvel koydum. Bu cetvele çok dikkat ediyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da karşımıza çağdaştır veya birbirine etkisi olan olayları anlamamız babında bu kronolojideki olay örgüsünü kabataslak bilmeniz gerekmektedir. Şimdi Türklerin İslamiyet'i kabulü dedik arkadaşlar. Bu nereden başlamaktadır? Talas Savaşı diyor. Aslında isterseniz Talas Savaşı böyle bir dönüm noktası gibi görülse de daha öncesi de var. Türklerle Müslümanların ilk karşılaşması yani sınırdaş olması Hazreti Ömer döneminde, ilk savaşlar Hazreti Osman döneminde başlayacaktır Hazar Türkleriyle. Ve aynı zamanda Emeviler döneminde de bakıyorsunuz Türk işlerle savaşlar yapılacaktır ama Hazarlar Kafkasların, Türk işler de Orta Asya'nın İslamlaşmasını ödününde engelliyorlar. Emevilerin özellikle Arap milliyetçiliği veya mevali politikası Türklerin bu dine çok da sıcak bakmamasına neden olacaktır. Ama Abbasiler döneminde Abbasiler biliyorsunuz mevali politikalarını terk ediyorlar. Ümmetçi politikaları benimsiyorlar. Türklere orduda ve yönetimde önemli görevler veriyorlar. Türkler için arkadaşlar biliyorsunuz Avas'ın ve Samarra şehirleri kuracaklardır. Ve Türkler yönetimde ve orada aldıkları görevlerin etkisiyle bu dine ısınıyorlar. Talas Savaşı'da bir dönüm noktası oluyor. Yani Talas Savaşı'yla bir anda hidayete erdik gibi bir olay düşünmesin. Bunun bir altyapısı, bir Abbasi altyapısı var. Buna da dikkat etmemiz gerekmektedir. Talas Savaşı'yla yakından tanıyorlar arkadaşlar. Ve ilk İslamiyet'i kabul eden Türk boyu Karluklardır. Ve ilk devletse bakın ters köşe olmayın. İlk devlet bakın Karahanlılar değil. İtil Bulgarlarıdır. Müslüman ilk Türk devleti arkadaşlar Kuzey Karadeniz'de kurulan İtil Bulgarları Almış Han döneminde ilk defa İslamiyet kabul edilmiştir. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olma özelliğini göstermektedir. Ama tabii bizi burada daha çok Orta Asya kanadı Türkler yani bir Türklerin Kuzey Karadeniz veya Balkan tarihinden ziyade yani bu zamansal dilim içerisinde bizi daha çok ilgilendiren Orta Asya dönemi bağlamında bazı şeyleri anlatacağım ben sizlere. Burada tabii Türklerin İslamiyet'i, Talas Savaşı biliyorsunuz ki Türkler kitleri halinde Müslüman oluyorlar. Kağıt Çin dışında çıkmaya başlıyor. Semerkant'ta kullanılıyor. Orta Asya'nın Çinlileşmesi de burada engellenmiş olacaktır. Peki bu dini nasıl kabul ediyorlar Türkler? Burada bu tabii din değiştirmek çok zor bir olaydır. Burada kabul etmelerindeki sebep özellikle Gök Tanrı inancıyla İslam inancının örtüşen noktaların çok olması ve zamansal bir süreç içerisinde de Türkler kitleler halinde bu yeni dini benimseyeceklerdir. Peki bu Türklerin bu dine katkıları neler olacaktır? Şimdi arkadaşlar bakın bunu da unutmayın. Yani Türk demek artık Müslüman demektir değil mi? Türk demek burada Müslüman demektir. Ve özellikle unutmayın İslam'ı ne yaptılar? Geniş coğrafyalara yaydılar. Birinci olay burada bu. Türkler İslam'ı geniş coğrafyalara yayıyorlar. Bunu unutmayın. Bakın bu din Araplara gelmiş olabilir ama en geniş coğrafyaya Orta Asya'ya yayan Türkler, Anadolu'ya yayan Türkler, Balkanlara yayan Türkler, Hindistan'a yayan Türkler arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman geniş bir kitleye ulaştırıyorlar. Bir diğer arkadaşlar Türk İslam dünyasını evet saldırılara karşı korudular. Bir diğeri de bu. Türk İslam dünyasında saldırılara karşı arkadaşlar. Halifeler, Abbas halifelerine bakıyorsunuz ki Gazneli hükümdarları veya bakıyorsunuz ki Selçuklu hükümdarları karşı koyuyorlar. Haçlı seferlerine Türkler karşı koyuyorlar değil mi? Burada baktığınız zaman İslam dünyasının karşılaştığı saldırı bugün bile aynı değil mi? İsrail Filistin'e bir saldırı düzenlediğinde ilk akla arkadaşlar Anadolu Türkleri gelmektedir. Yani burada bakıyorsunuz ki yine aynı şekilde Türk dünyası, İslam dünyasının en büyük koruyucusu da Türkler olacaklardır burada. Ve bir diğeri de Türk İslam kültürünü geliştirdiler. Türkler bu dini kabul ettikten sonra bu dini yayıyorlar ve yaydıkları her noktaya bu dinin mabetlerini, camiler, medreseler, imarethaneler yaparak arkadaşlar Türk İslam dünyasını donatacaklardı. Bir de Türk İslam devletlerine bakalım. Bu Türk İslam devletleri deyince, ilk Türk İslam devletleri deyince biraz da üzerine duracağımız nokta hangi devletler? Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular. Şimdi Karahanlılar önce İslamiyet'i kabul ediyor. Daha sonra Gazneliler, daha sonra Büyük Selçuklar. Daha sonra da arkadaşlar bir de Kuzey Afrika'da Müslüman devletler çıkacaktır. Tolunoğulları, bir diğeri bakıyorsunuz ki IŞİD'ler, Eyyubiler, Memlükler.
Bakın Mısır'da kurulan Fatimiler Türk devleti değildir. Buna da dikkat edin. En başta arkadaşlar Karahanlılar. Bakıyorsunuz ki Karahanlılara baktığımız zaman 840-1212 yılları arasında kurulmuştur. Karluk, Yavma, Çiğil, Tusi, Ezgiş, Bulak gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle Uygur ve Köktürk devletinin bir devamı olma özelliğini göstermektedir. Bakın Uygur yıkılıyor, hemen yerine Karahanlı kurulacaktır arkadaşlar. Bir geçiş devletidir arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz ki Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden Saltuk Buruhan döneminde İslam dinini kabul edecektir Karahanlılar arkadaşlar. Ve Türk İslam kültürüne ait ilk örnekleri vereceklerdir. İlk medrese örneklerini vereceklerdir. İlk yazılı eserleri vereceklerdir arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki Türkçeyi resmi dil haline getireceklerdir arkadaşlar. Bakın Karahanlılarla ilgili çok soru karşımıza çıkmaktadır. Bakın Karahanlılar, Karamanoğullar Türkçe resmi dil, ulusçu politikalar geliştirdikleri, kuruldukları coğrafyanın kalabalık Türk kitlelerinden olmasından dolayı arkadaşlar Türkçenin gelişimine, Türk kültürünün gelişimine inanılmaz derecede katkı sağlayacaklardır. Yani Türk İslam sentezinin temellerini Karahanlılar atıyor. Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki, işte bakıyorsunuz ki Hoca Ahmet Yesevi, Mutat Kubil'in yazarı Yusuf Has Hacip, Karahanlılar döneminde eserler ortaya çıkacaktır ve Türk İslam kültürünü inşa edeceklerdir. Bu devlet unutmayın Karahanlılar kurulduğu coğrafyanın etkisiyle hem Türkçe resmi dil hem de uzun ömürlü bir devlet olacaktır. Bir diğer devlet ortaya çıkıyor arkadaşlar, hangisi? Gazneliler. Afganistan'ın Gazne şehrinde ortaya çıkmışlardır. Bakın Türklerin yaşadıkları coğrafyaya biraz uzak bir devlet. En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Hindistan'a 17 tane sefer düzenleyecektir ve Hindistan'a İslamiyet yayacaktır. Daha sonra kendi topraklarında çıkan Büyük Selçuklularla Nesa, Sera ve Dandanakan Savaşı'nı yapacaktır. Dandanakan Savaşı'ndan sonra zayıflayacaklardır ve Gaznelilere arkadaşlar bakıyorsun 1187'de yıkılacaktır. Kim yıkıyor? Gurlular. Afgan yerlisi arkadaşlar Gurlular. Şimdi Gazneliler Karahanlılar kadar neden uzun ömürlü olmadı diyecek olursak, çünkü Karahanlıların yaşadığı coğrafyada Türkler var ama Gaznelilerin yaşadıkları coğrafyada Türkler değil. Afgan yerlileri, İranlılar veya bakıyorsunuz ki Araplar, Hindular oldukça çok olduğu için bakıyorsunuz ki Türkler burada azınlıkta kalıyor. Özellikle Tolunoğulları, IŞİD'ler gibi devletler, Eyyubi gibi devletler de aynı şekilde kısa ömürlü. Niçin? Kuruldukları coğrafyada Türk nüfusun az olmasından kaynaklanmakta, azınlıkta kalıyor bu milletler arkadaşlar. Burada buna çok dikkat ediyoruz. Kurulan coğrafya devletin ömrünü belirler. Etnik yapı unutmuyoruz. Devletin ömrünü belirler arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Bir diğeri arkadaşlar Büyük Selçuklar. Şimdi burada Büyük Selçuklara da bakacak olursak, Büyük Selçukların ortaya çıktı. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulacaklardır. Kuruluşlarında en büyük etkiye Tuğrul ve Çağrı Beyler bulunmaktadır. 1040 Dandanakan Savaşı, kuruluş diyoruz arkadaşlar. Ardından 1055-1058 Bağdat seferleriyle birlikte arkadaşlar Tuğrul Bey Abbas Halife'yi Şibiyoğulları'nın baskısından kurtarıyor. Bu kurtarma biliyorsunuz ki Türklerin İslam dünyasındaki prestijini artıracaktır. Çünkü Abbas halifesi Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hakanı unvanını verecektir. Ve bu büyük bir prestij. Ardından bakıyorsunuz ki bunun ardından Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı gerçekleşecektir. Pasinler Savaşı ile biz Doğu Anadolu'ya gireceğiz. Malazgirt Savaşı ile arkadaşlar Anadolu'nun kapıları Türklere açılacaktır. Ve bu Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte ilk Türk beylikleri ortaya çıkacaktır değil mi? Özellikle Saltuklular, Erzurum'da arkadaşlar Saltuklular, bakıyorsunuz ki Mardin Diyarbakır'da Artuklular, bakıyorsunuz ki Erzincan'da arkadaşlar Mengücekliler, Sivas dolaylarında Tokat Sivas dolaylarında Danişmentler ve bakıyorsunuz ki Batı'da İzmir dolaylarında Çaka Beyliği. Tabi bunun yanında farklı beylikler de bulunmaktadır. Dilmeçoğulları, Çubukoğulları, İnançoğulları, İldenizoğulları, Tanrıvermişoğulları gibi beylikler de bulunmaktadır ama yani burada bir önemlilerini veriyoruz ve Anadolu'da arkadaşlar Türkleşme burada Büyük Selçuklarla birlikte başlayacaktır. Özellikle arkadaşlar Melikşah döneminde en parlak dönemini yaşayan Büyük Selçuklar bu dönemde Batınilerin faaliyetleriyle de karşı karşıya kalacaklardır. Melikşah'ın ölümüyle birlikte arkadaşlar devlet fetret devrine girecektir. Son parlak döneminde arkadaşlar Sencer'le birlikte yaşayan Büyük Selçuklular 1153 yılında arkadaşlar yıkılacaktır. Peki Büyük Selçukların burada arkadaşlar yıkılmasında etkili olan nedenler nelerdir arkadaşlar? Birincisi arkadaşlar unutmayın. Taht kavgaları, devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı arkadaşlar Büyük Selçukların yıkılmasına etkili olmuştur. İç mesele. Bir diğeri bakıyorsunuz arkadaşlar Batınilik faaliyetleri.
Nedir bu batinlik? Özellikle arkadaşlar İran'da Hasan Sabbah tarafından kurulan bir bakıyorsunuz ki ekoldür, bir tarikattır ve bunlar Selçuklu topraklarında düzenledikleri siyasi cinayetlerle Selçukların yıkılışına ortam hazırlamışlardır batinlik faaliyetleri. Bir diğeri Oğuz isyanları. Devletin kurucu unsuru olan, asıl unsuru olan Oğuzlar daha sonra geri plana atılıyor. Araplar ve İranlılar devlet yönetiminde ön plan çıkarılıyor. Ve bunun üzerine Oğuzlar da devlete gereken desteği vermiyorlar arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar bakıyorsunuz ki Atabeylerin faaliyetleri. Nedir bu Atabey? Meliklerin özellikle hükümdar çocuklarının yetişmesinden sorumlu olan kişilere Atabey deniyor. Ama devlet merkezi otoritesini kaybettiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakıyorsun bu Atabeyler gittikleri bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Devlet içerisinde devlet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz İldenizoğulları, Zengiler, Börüler gibi Atabeylikler devlet içerisinde devlet gibi oldular bu dönem itibariyle. Bir diğeri Abbasi halifeleri. Abbasi halifeleri siyasi otoritelerini Türklere kaptırınca, Büyük Selçuklara kaptırınca tekrar bunu geri alabilmek için Selçuklar aleyhinde faaliyetlerde bulunacaklardır. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sebepler de Büyük Selçukların 1157 yılında yıkılmasına ortam hazırlayan gelişmelerdir. Evet, Büyük Selçuklar 1157'de yıkılıyor ama Büyük Selçukların topraklarında yeni bir devlet ortaya çıkmıştı. Aslında birçok devlet çıkıyor. Suriye Selçuklar, Kirman Selçuklar, Türkiye Selçuklular bu devletlerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Horasan Selçuklu bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde de en önemlisi arkadaşlar Türkiye Selçuklular. Türkiye Selçukluların ilk kurulduğu yer neresi arkadaşlar? İznik. 1077 yılında İznik'te kurulacaklardır. Kim tarafından kurulacaktır? Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından. Ama İznik'te kurulan Türkiye Selçuklular çok kısa bir süre sonra nereye çekileceklerdir? Konya'ya. Konya'ya çekilmelerinde etkili olan neden nedir arkadaşlar? Haçlı seferleri. Özellikle 1. Haçlı seferleri sırasında bir Haçlılar karşısında tutunamayan Türkiye Selçuklar 1. Kılıç Arslan devletin merkezini Konya'ya taşıyacaktır bu dönem itibariyle. Türkiye Selçukların kuruluşu Haçlı seferlerinden dolayı maalesef çok uzun sürecektir. Bu sıkıntılar ard arda gelecektir. Ve ardına bakıyorsunuz ki Haçlı seferlerini dedikten sonra burada Türkiye Selçuk tarihini etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi de Mirya Kefalon Savaşı. Denizli dolaylarında yapılan bu savaşta Türkiye Selçuklar Bizans'a ağır bir yenilgiye uğratacaktır. Bizans savunmaya burada artık Anadolu üzerine Türkiye Selçuklar üzerine bir daha sefer düzenleyemeyecektir. Ve burada ne oluyor arkadaşlar? Anadolu kesin Türk yurdu halini almış olacaktır. Tabii Mirya Kefalon Savaşı ile birlikte en parlak yıllarını yaşayan Türkiye Selçuklar Haçlıları da artık ekarte etmişlerdi. Ama bir Moğol isyanı başlıyor. Moğolların batıya doğru ilerlemesi başlıyor. Bu batıya doğru ilerleyiş önce Harzemşahları kaçıracaktır. Harzemşahlar Türkiye Selçuklu topraklarına gireceklerdir. Ve 1. Alaaddin Keykubat Harzemşahlarla yaptığı Yassıçemen Savaşı'nı kazanarak bu devletin yıkılışına ortam hazırlayacaktır. Bu devletin yıkılışı pek de iyi olmuyor. Bir tampon devlet olan Harzemşahların yıkılmasıyla birlikte Moğolların Anadolu'ya girişi kolaylaşıyor. Anadolu'da yaşanan bu kargaşa ortamından bakıyorsunuz ki Baba İshak isyanı çıkacaktır ve devlet bu isyanı bastırmakta zorlanacaktır. Moğollar Anadolu'ya geliyorlar. Moğolların Anadolu'ya gelmesiyle birlikte arkadaşlar Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklar Moğollar karşısında yeniliyorlar. Arkadaşlar Köse Dağ Savaşı unutmayın Türkiye Selçukların yıkılışına ortam hazırlayan gelişmelerden bir tanesidir. Nasıl oluyor? Çünkü artık Anadolu'daki siyasi otoritesini kaybeden Türkiye Selçuklu hükümdarları Moğollara bağlı bir valilik haline geliyor. Ve bağımsız beylikler ortaya çıkıyor. Karahanlılar, bakıyorsun Saranoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları gibi beylikler ortaya çıkacaktır. Bunlar da uç beyliği olarak Anadolu'nun en üç köşelerinde sınırları korumaya çalışacaklardır. Ama bir yere kadar bu beylikler de bakıyorsun devletin varlığını bir 50-60 yıl koruyacaktır ama 1308 geldiği zaman burada bakıyorsunuz ki Türkiye Selçuklu devleti arkadaşlar tarihin tozlu raflarında yerini almış olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada neler öğrendiğimize bakacak olursak unutmayın Karahanlıları unutmuyorsunuz bir geçiş devletidir. Türkistan daha çok sorular Karahanlılarla ilgili gelir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar Karahanlıların özellikleri. Gazneliler deyince arkadaşlar Gazneliler ve işte Türkiye buradaki IŞİD'ler, Eyyubiler
Tolunoğulları deyince kısa sürede yıkılmalarını çok iyi bileceksiniz. Neden? Etnik yapıyla alakalı olarak karşımıza çıkacaktır. Büyük Selçuklar, bakıyorsun Anadolu'da İslamiyet'in yayılması. Türkiye Selçuklar deyince de az önce anlattığımız gibi arkadaşlar, Köse Dağ Savaşı, Miryakefalon Savaşı en çok soruların geldiği noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar, Türk İslam Devletleri ile ilgili de her yıl bir soru garanti var. Ve genelde bu sorularda arkadaşlar kolay sorular oluyor ve kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. Bir başka poster notta görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.